kıracak. Bu beni kıracak. Hayır, beni uyandırma. Bu rüyada kalmak istiyorum. Beni kurtarma. Beni kurtarmaya çalışma. Hayal kurabileceğimiz bir yola ihtiyacım var. Merhaba ikilerim. Kanalınıza hoş geldiniz. Cem'in cidden sektörün ve duygularımızın içinden geçti. Bu solo dönemde üyelerin çıkardıkları albümlerin her biri muazzam. Başlarda üzüldük falan ama meğersem neyi gelecekmiş bu solo dönem bize? Şarkıların her biri birbirinden güzel. Şarkılar ve sözleri hakkında konuşacağız ama şimdi başlık şarkımız Like Crazy ve klibine bakalım. Cem'in şarkı için Like Crazy filminden esinlenmiş. Şarkıyı söylerken sözlerdeki hüznü aktarabilmek için filmin duygusal repliklerine ve anlarına çok dikkat kesilmiş. Gerçekten klip de şarkı da tamamen filmi yansıtıyor. Şarkının başında ve sonunda tam da söylemek istediklerimi ifade eden filmden replikler var dedi. Sözlere bakınca kime yazdı acaba diyor insan ama röportajlara ve diğer şarkıların sözlerine bakınca aslında bu şarkının onun da dediği gibi bir anlığına yaralarınızı unutmak için gerçeklikten kaçtığınız anki hissi ifade eden bir şarkı olduğunu anlayabilirsiniz. Cem'in bu şarkıyla gerçeklikten kaçmış ve tabii ki bir umursamamazlık da var. Klip bir gece kulübünde geçiyor. Sizin de aklınıza Paris'te arkadaşıyla gidip eğlendiği gece kulübü anıları geldi mi? Kızlarla oyun oynamış, eğlenmiş ve çokça linç yemişti. Klipte doyasıya eğlenerek sanki istediğimi yaparım der gibi intikam alıyor. Yani ben bunları böyle yorumluyorum. Ama yine de klibi ilk izlediğimde elim ayağım titredi. Daha geçen yıl açtıkları yayında arkalarında çıplak tablo var diye yastıkla kapatıyordu. Şimdi klibinde öpüşme sahneleri var. Şarkının sözleri fazla cüretkar. Cem'in utangaç görünse de işte böyle fazla cüretkar olabiliyor. Klipteki bu kız yüreğimi ağzıma getirdi, eminim sizin de öyle olmuştur. Bir dişi karakter görmeye alışkın değiliz, ne oluyoruz dedim hemen. Birbirlerine yürüdükçe kalp atışlarım hızlandı. Sadece bakışınca derin bir oh çektim. Ben medeni bir insanım, rica ederim. Bir de kızı Jimin'e çok benzetmiştim. Acaba diğer tarafını mı temsil ediyor demiştim izlerken. Daha sonra Twitter'da yabancı birkaç arminin teorisini gördüm ve mantıklı geldi. Jimin bize daha önce göstermediği bir tarafını göstereceğini söylemişti. Bu kız onun göstermediği tarafı. Kendisinin yansıması. Klibin başlangıcında Jimin'i kolundan tutup sürükleyen çamurlu el kıza ait gibi. Klipte kızla asla temasa geçemiyorlar ve dikkat ederseniz senkronize hareket ediyorlar. Birbirlerine yaklaşıp yakından gördükleri an sahne birden Jimin'in aynadaki yansımasına baktığı ana geçiyor. Jimin açık renkli giyinirken kız koyu renkli giyinmiş. Bu da soft ve hard konseptini hatırlatıyor. Jimin soft ve başta hard tarafını kabul etmek istemiyor ama sonunda masaya başını koymuşken elinde çamur olduğunu görüyoruz. Bu da demektir ki artık kendiyle yüzleşip diğer tarafıyla birleştikleri anlamına geliyor. Hepimiz dişil ve eril enerjiye sahibiz. Bu yüzden diğer yarısını bir kızın canlandırdığına inanıyorum. Kendimizi bütün benliğimizle kabul etmeliyiz. Bu şarkının performansını çok merak ediyorum. Bugün Müzik Bank çekim kayıtlarında bulunan ARMY'lerin dediğine göre Like Crazy dansında 4 kadın 4 erkek dansçı varmış. Ve koreografi yüzünden kadın dansçıların Jimin'e dokunması gerekiyormuş. Jimin başta ARMY'lere bunu söylemiş ve anlayışlı olmalarını rica etmiş. ARMY'ler de hayır yapamazsın deyince Jimin yapamam mı diye sormuş. Tabii ki şakalaşıyorlar, istediğini yapar Jimin. Neyse, koreografi sırasında dansçılar Jimin'in göğsüne, beline, uyluklarına ve avucuna dokunuyorlarmış. ARMY'ler çok şaşırınca Jimin de izledikçe alışırsınız demiş. Geçmiş olsun canlarım, bizi iyi bilirdim. Neyse sakin olalım. Jimin bu albümün onu yansıttığını söyledi. Şarkıların her birinde çokça emek vermiş. Kendi yazmış sözleri. Lütfen en başta Like Crazy ve Set Me Free olmak üzere albüme çokça sevgi ve ilgi gösterin. Daha söyleyecek çok sözüm var ama susamamaktan korkuyorum. Lütfen siz de klip ve şarkı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın. Sizi morluyorum.